Arkadaşlar merhabalar bu videomda Trigonometri kampının 17. gününün yani son gününün ikinci videosundayız. İkinci bölümün test ikisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? 17. soruda kaldık. Evet kitabımızda sayfa numarası 122'deyiz. Ve bu dersimizde sayfa numarası 122, 123, 124 ve 125'i işleyeceğiz. Daha doğrusu çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 17. sorudayız. Yarım açı formüllerini tekrar eden Mehmet sinüs 2x formülünü bu şekilde hatırlamış ve soruyu böyle çizmiş ve kotanjant x değerini bulmuş. Buna göre Mehmet'in bulacağı atal değerin doğru değeri oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar 1 eksi 2 sinüs x yazalım bakalım buraya. Hocam hatalıyı şöyle yapalım. Hatalıyı kırmızı ile yazıyorum. Hatalı. Yani bunun yerine 1 eksi 2 sinüs x yazıyorum. 1 eksi 2 sinüs x yazdım. Artı 4 sin kare x eşittir 1. Bir. Birler ne oldu? Eksi 2 sinüs x parantezine alırsam eğer burada. O zaman burada 1 eksi 2 sin kare sinüs x mi kaldı? Evet. Eşit 0 yaptı. Şimdi bunu sakın öbür tarafa atıp sadeleştirme olayını yapmayalım. Çünkü kökü kaybederiz. Peki arkadaşım şunun sıfıra eşit olduğu durumda ne oluyor? Hocam bunun sıfıra eşit olduğu durumda sıfır ya da 180 derece oluyor. Ama aralığımız sıfırla pi bölü 4 arasında bunların ikisi de değil. Bunun sıfıra eşit olduğu değer ne oluyor? 1, x e, 1 eşittir 2 sinüs x oluyor. Yani sinüs x de 1 bölü 2 yapıyor. Sinüs x değeri 1 bölü 2 yapıyor. Sinüs x nerede? 30'da olabilir. 150'de olmaz. E o zaman 30 derece. Yani derece olarak 30 derece ama bizden kotanjant x isteniyor bu arada. 30 derecede sinüs x 1 bölü 2 ya. O zaman dik üçgeni çizelim şöyle. Sinüs 31 bölü 2. Burası kök 3. O zaman kotanjant x değeri ne çıkıyor buradan? Kotanjant x değeri şunu kırmızıyla çözüyoruz demiştik. Kotanjant x değeri de komşu bölü karşıdan kök 3 çıktı. Tamam hatalı değeri bu şekilde kullandık. Şimdi öbürüne bakalım. Sinüs 2x normal açılımı nedir? 2 sinüs x doğru çözüyorum şimdi. Doğru çözüm. 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı 4 sin kare x eşittir 1. Şimdi arkadaşım burada Sinüs x parantezini alsam güzel bir şey gelmiyor. Biri yok edemiyorum. Kosinüsün açılımı yok çünkü. Kosinüs 2x'in açılımı falan filan yok. Kosinüs de biri yok edebiliyoruz. E ne yapabiliriz burada? Demek ki burada sin kare var. Burada da 2 sin kos var. Denklem büyük ihtimal sin kare artı kos kareli bir şey ve çarpanlara ayrılıyor. O zaman ben burada bir gördüğüm yere ne yazabilirim? Sin kare artı kos kare yazabilir miyim? Evet. O zaman sin kareyi attım öbür tarafa. Kos kareyi de attım öbür tarafa. Sin kareyi buraya atarsam 3 sin kare kalır. 3 sin kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x arttı e, artı değil eksi kos kare x de öbür tarafa geçince eksi kos kare x eşittir 0 yaptı. Çarpanları ayır 3 sinüs x'e sinüs x olur burası. Burası da kosinüs x'e kosinüs x dersem çapraz çarpımların toplamları artı 2'yi verecek. O zaman burası artı burası eksi dersem artı 3 sin kos eksi sin kos bunu verdi. Yan yana olanları yazıyorum. 3 sinüs x eksi kosinüs x ve sinüs x artı kosinüs x. Buradan şu eşi sıfırsa hocam e, bu ne demek? 3 sinüs x eşittir kosinüs x demek. Benden ne isteniyor? Kotanjant x isteniyor. O zaman 3 eşittir kotanjant x mi olur? Evet. Buna bakacak olursam bu sıfıra eşit olursa sinüs x eşittir eksi kosinüs x olur. Hocam sinüs x eksi, eksi kosinüs x eşit oluyor ya. Yani tanjant x bölü kos eşittir. Eksi 1 yaptı. O da 135'te yapar ama aralık bu olmaz. O... Pardon o zaman bu gitti. Kotanjant x değeri de kaç bulduk burada? 3 bulduk. Öncekinde ne bulduk? Kök 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? Hatalı değeri doğru değeri oran isteniyor. Yani kök 3 bölü 3 isteniyor bizden. Yani cevap böylelikle akçay yaptı arkadaşlar 17. soruda. Geldik 18'e. Aa, bunun benzeri de bir önceki videoda da yapmıştık. Konu anlatımında da yapmıştık. Hemen şuraya ne diyelim? B diyelim isterseniz. E o zaman şu ikisini taraf tarafa toplayalım. Çünkü bunlar tanıdık. Topladık. Hocam ne geliyor buradan? Kosinüs 3x bölü kosinüs x artı sinüs 3x bölü sinüs x. Eşittir. Artı b yaptı. Evet. Şimdi burada payda eşitleyelim. Sinüs x ile çarparsam bunu. Hocam bunu da kosinüs x ile çarparsam eğer. Bak şimdi. Sin kos artı sin kos oldu burada. Bak dikkat. Dikkat. Sinüs x. Şöyle yazıyorum hatta. Sinüs x yazayım hatta. Çarpı kosinüs x. Tamam. Sin kos artı sin kos. Dikkat demeyelim. Eksi zannettim orayı. Yoksa e, 3x eksi x, x demeyecektim. x eksi. Çünkü sinüsün içindeki x'e x eksi e, 3x diyecektim orada. Ama de, gerek yok. Sinkos artı sinkos sinüs a artı b'nin açılımıdır. Yani yukarısı sinüs 4x yaptı. Aşağısında arkadaş şurası nedir? Sinüs x çarpı kosinüs x. O da sinüs 2x bölü 2 demek değil miydi? Evet. Bu a artı b'ye eşitmiş. Bak şimdi dikkat. Şunu açalım. 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x bölü Sinüs 2x bölü 2 yapar. Sinüs 2x'ler gider. Şu ters çevirip çarptığım zaman o zaman burası 4 kosinüs 2x yaptı. 4 kosinüs 2x neye eşit oldu? A artı B'ye eşit oldu. Arkadaşım kosinüs 2x değerini ben biliyorum. O da 1 bölü 2. Dik üçgen çizmeme gerek yok. Direkt belli zaten. 4 çarpı 1 bölü 2 eşittir A artı B yapar. O zaman A artı B kaça eşit oldu? 2'ye eşit oldu. A artı B 2'ye eşitse A değeri isteniyor benden. 2 eksi B eşittir A mı yapar? Evet cevabım böylelikle Yok. B değeri isteniyor bizden. Tam tersi. O zaman B'yi yalnız bırakacağım. B de 2 eksi A'ya mı eşit oluyor? Evet. Yani cevabımız 2 eksi A oldu. Cevap 18. soruda Denizli oldu. Güzel sorulardı bunlar. Aşağıda çiftçi Cevdet Bey'in arazisi verilmiş. Yani burada dik üçgenler falan var. Şundan şöyle bir şey yazalım mı arkadaşım? Bu 12 metre. Neresi? AD 12 metre. AC 20 metre. Şurası 20 metre. Ve BD de 40 metre olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bak şurada güzel bir oran olmuş olsaydı ya da dik üçgenin kenarları olmuş olsaydı ben bu oranlamayı kullanmayı severdim. Ne yapardım? Şuradan böyle bir paralel çizerdim. Buradaki oranı kullanmak için. Şuradan şurayı bulurdum. Buradan da şurayı bulurdum. Ve dik üçgenden sonuçta bir yere ulaşırdım. Mutlaka ulaşırdım. Ya bu arada bizden şurada kaç isteniyor. Ama maalesef şu dik üçgenin kenarları yok. Diğer kenarları bulamıyorum. Başka bir şey düşünmeliyim burada. Yani ben burada ne yapacağım? Buradaki hikayeyi boş versen şimdi. Aslında şeklimiz şöyle bir şekil. Hocam böyle bir üçgen var. Bir de burada bir dik üçgen var. Ve benden ne isteniyor? Tanjant alfa değeri isteniyor. Şimdi ne yapacağız? O zaman sayılara yoğunlaşacağız. Bak geometri bilgisi olan arkadaşlar yani geometrisi iyi olan arkadaşlar bu soruyu yapabilir. Hatta biraz yine zorlanabilir. Ama diğer türlü sıkıntı yaşarız. Ek çizimlerde hatırlayın. 90 derece bir sorularda bak 40 var 20 var. Açılarda ya da kenarlarda bir iki oran varsa ne yapın diyorduk? Muhteşem üçlüyü çizin diyorduk. E buradan bir muhteşem üçlüyü çizelim. Hop çizdim. Hocam bu teşemüşlüğe çizince eşit, eşit ve burası da eşit. Yani 20, 20 ve 20'ye çizince. Ana ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgende taban da mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabana ait yüksekliği çizelim. Hop şekil biraz dengesiz olsun id olmuş idare edin. Şuradan yüksekliği çizdin. Tabanımız kaç burada? Hocam bunun tamamı 20 artı 12'den 32. 32'yi iki eşit parçaya bölecek. 16'ya 16. 20'si burada. O zaman buraya 4 kaldı. Bak şimdi şuradaki dik üçgene yoğunlaşalım. Alfa buradaki dik üçgende zaten. Şuraya x buraya y deyip x eksi y'den gidebiliriz ama ben genelde şunu seviyorum. Şuraya ne diyeyim beta açısı diyeyim. Alfa artı beta'dan yola çıkayım. Tanjant alfa artı beta belli mi? Belli. Tanjant alfa artı beta şu dik üçgende bak bu arada şurası kaç? 16. 16 20 12 16 20'den burası da 12 çıktı. Tanjant alfa artı beta karşı bölük komşudan 16 bölü 12. 16 bölü 12 yani 4 bölü 3 yaptı. Tanjant alfa artı beta belli mi? Belli. Benden tanjant alfa isteniyor ya. Tanjant alfa ya da bir x diyeyim ben. Tan artı tanjant alfa artı tanjant beta. Yani x artı tanjant beta. Tanjant beta da 4 bölü 12'den 1 bölü 3. Bölü 1 eksi çarpımları. Yani x bölü 3 yaptı. Eşittir 4 bölü 3. İşler dışlar yapalım. 3 ile buraya çarpıyorum. 3x artı 3 bölü 3'den 1 yapar. Eşittir. 4'leri buraya çarpıyorum. 4 eksi 4 x bölü 3 yapar. Bu buraya geçti. 3x artı 4 bölü 3. Yani 9x artı 4 13x bölü 3 yaptı. E, ee, bu 1 buraya geçti. O zaman burası da 3 mi yaptı? Evet. Buradan x 9 bölü 13 yapar. 9 bölü 13 mi yapar? Evet. Şu 9x artı 4 13 bölü 3 yaptı. Doğru. Şurası da 3 yaptı. 13x bölü 3. 9 bölü 13 yaptı. Benden ne istedim? Tancat BCA. BCA. Vay. Ben burada kaç isteniyor zannediyordum. Evet ben neyi buldum arkadaşlar? Tanjant alfayı buldum. 9 bölü 13 diye. A benden ne isteniyor? 90 artı alfa isteniyormuş arkadaşım. Tanjant 90 artı alfa isteniyormuş. O da neye eşittir? Hocam 90 içindeki 90 gidince kotanjant oluyordu. Ee, 90 artı alfa kaçıncı bölgede? Hocam buraya düşüyor. Bu bölgede tanjant nereye eksi olduğu için eksi kotanjant alfa olur. Şimdi tanjant alfa 9 bölü 13 ise kotanjantı tam tersi. 13 bölü 9 yapar. Bir de eksiyle çarpılmışı yani cevap balık isir oldu. 19. soru daha güzel bir soruydu. Geldik 20'ye. <laughs> Bakalım ne diyor. Şimdi A-N dizisi bu şekilde verilmiş. s ise A-N dizisinin ilk N teriminin toplamı. Tamam. S-30 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaş şimdi A-1. Nedir A-1? A-1'den başlayalım. Yani ben A-1 artı A-2 artı S-30 isteniyor ya. e S-30'da A-1 artı A-2 artı nokta nokta A-N değil midir? Yani Nokta 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 A29 artı A30 a eşittir. Değil mi? Evet hadi bakalım şunu yazalım. A1 dediğimiz nedir? Hocam sinüs 1 çarpı kosinüs e, 29. Vay. Artı 2 dediğimiz sinüs 2 çarpı kosinüs 28. Artı nokta 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 gidiyor. En son 30'dan bir öncekini de yazalım. 30'dan bir önceki de kaç yapıyor arkadaşlar? 30'u yazacağız ya. En son 30'u da yazacağız ya. 29'u yazalım. 29 yazarsam da 29 e, 30 eksi 29'dan 1 yapıyor. O zaman burası da ne yaptı arkadaşım? Yazalım. E, sinüs 29 çarpı kosinüs 1 mi yaptı? Evet. Artı 30 da yazalım. Sinüs 30 çarpı kosinüs 0 yaptı. Değil mi? Evet 30'u yazdığımız zaman. Vay vay vay. Sin 1 cos 29. Buradan güzel bir şey gelecek mi? Genelde böyle sistemli bir şey geldiği zaman ortasına bakıyorduk ki şu 30 tanenin ortası böyle 30'un ortası tam 15 yapar. 15.yi bulacağımıza. Aa dikkati bir şu çekti. Hocam sin 21 cos 29 sin 29 cos 1. Bak 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 bak. Şuraya dikkat et. Şurada kaç tane var? 29 tane yok mu? 29 tane var burada. Hocam burada da burası zaten belli. Sinüs 30 çarpı kosinüs 0. Kosinüs 0 zaten 1. Burası da 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2 var zaten burada. Bunda bir sıkıntı yok. Burada da 29 tane var. Buradaki 29 tanenin tam ortasını bulalım. Şimdi 28 tam 14 sağda 14 solda olmayacak mı? Evet 14 sağda 14 sağ, solda olacak. Tam ortadakiler ne yapıyor? Tam ortadaki de yani tam ortadaki de ne yapıyor? 15. yapıyor. Tam ortadaki de Sinüs 15 çarpı kosinüs 15 yapıyor. Vay. Şimdi baştaki ve sondakine bak. Sin kos artı sin kos. Sinüs A artı B'nin açılımı değil midir? Evet. Sinüs 29 artı 1'den 30 çıktı. Hocam yine aynı şekilde. Şuraya bak. Hocam sin 2 kos 28. Bundan önceki de sin, e, sin 28 çarpı kos 2. O da sinüs A artı B. Yine sinüs 30 mu yapıyor? Evet. O da sinüs 30 yapıyor. Böyle 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 sinüs 30'lar gidecek. Sağlı sollu gidecek. Bak burada kaç tane vardı? 29 tane vardı. Ee, yani 14 14 28 sağlı sollu 14 tane olacak. Yani buradan kaç tane var sinüs 30'dan? 14 tane var. Bir de en başta şu ortada ne var arkadaşlar? Ortada da sinüs 15 kosinüs 15 var. Sinüs 15 kosünüs 15'te sin x çarpı kos x'te sinüs 2 x bölü 2 değil mi? Sinüs 30 bölü 2 eşittir. Bir de burada artı bir de ne var? 1 bölü de var arkadaşlar. Burayı da unutmayalım. Çünkü burada e o zaman burada ne var arkadaşım? 14 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 artı sinüs 30 bölü 2 yani 1 bölü 2 bölü 2 1 bölü 4 artı bir de burada 1 bölü 2 var. Yani şu şu gitti 7 yaptı. E o zaman arkadaşlar 7 artı şu 7 bölü 1 ya e, 7, 7 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 de şunu 2 ile genişletsem şunu da 2 ile genişletsem 14 15 17 17 ya işlem hatası yapmayayım yapmayayım ha 4 ile genişleteceğim pardon 4 7 28 29 e, 31 mi yapıyor? Evet. Burası kaç yaptı Ozan? 31 bölü 4 yaptı. Cevap balık kesin oldu. Mükemmel bir soruymuş arkadaşlar. Gerçekten böyle seri bir şekilde geldiği zaman baş son baş son baş son. Daha öncelerinde yapmıştık zaten bunu. Ve çok da güzel bir şekilde çözüm çıktı. 20. soru balık kesin oldu. Geldik 21'e. <laughs> Aşağıda güneşin 6 konumunda 18 wattlı gün bazı saat dilimlerinde analitik düzlemde göstermiş bu şekilde. Güneşin bulunduğu konumda gösterdiği saat ile merkez açı aynı orantıda değişmekte de. Mesela şimdi burası 7.30 ile 8 .30 arası 30 derece ise 8 ile 9 arası 60 derecedir. Yani burada hani yarım saat geçmiş ya yani e, yarım saat dediğimiz 30 dakika geçmiş ya. 30 dakikada 30 derece ise e, 60 dakikada 60 derece şeklinde doğru orantı var arkadaşlar. ABC konumlarının hapsileri çarpımı nedir diye soruluyor. Hocam 7.20'den 8.40'a. Kaç? Ne kadar geçmiş? Hocam kaç dakika geçmiş? Kaç dakika geçmiş? 7.20'den yok pardon 6'dan 7.20'ye kaç dakika geçmiş? 1 saat 7 1 saat 20 dakika geçmiş değil mi? Yani 1 saat 20 dakika 100 dakika mı geçiyor? Ee, evet galiba 100 dakika. 100 dakika mı? <laughs> bir daha bakalım arkadaşım. <laughs> 6'dan 7'ye 1 saat geçiyor bir de 20 dakika. Ee, o zaman 1 saat 20 dakika 60-80 dakika mı? O zaman burası 80K ise. Buradan buraya da kaç? Buradan buraya da 80 dakika geçmiş. 80K. Buradan buraya da 80 dakika geçmiş. Çünkü 1 saat 20 dakika. Evet. 80K o zaman burası da. O zaman buradan buraya da 1 saat 20 dakika geçmiş. O zaman 80K burası. 80 dakika geçmiş yani. Buradan buraya da 1 saat 20 dakika mı geçmiş? Hayır. Buradan buraya da kaç dakika geçmiş? 40 dakika geçmiş. O zaman burası da 40K diyebiliriz. Hocam 1-2-3-4-32- 360K yapıyor. 360K kaç yaptı buradan? Hocam 360K 90'a eşitse K'yı da böylelikle 1 bölü 4 olarak buluruz. K 1 bölü 4 ise o zaman burada kaç kaç yapıyor? 80 çarpı 1 bölü 4'ten 20 derece mi yapıyor? Evet burası 20 derece arkadaşım. 20, 20, 20, 20 ve burası da kaç yapar o zaman? 10 yapar. Şimdi benden ABC'nin apsileri isteniyor. A, B, C ve D'nin apsileri. Bunun apsisi ne yapıyor arkadaşlar? Burası böyle kosinüs 20 değil mi? Evet. Şimdi kosinüs 20 çarpı B'nin apsi kosinüs 40 yapmıyor mu? Evet şurada kaçı? Kosinüs 40. Aa biliyoruz bunu. Kosinüs 40. Bununki ne? Hocam kosinüs 60 çarpı bununki ne? Kosinüs 80 mi? Evet. Şimdi biz böyle bir şey gördüğümüz zaman arkadaşlar tamam kosinüs 60'ı biliyoruz. Eyvallah. Hani çarpım gelince hani sinüs çarpı kosinüs aklımıza gelmiyor mu? Geliyor. O zaman ben bunu sinüs 20 ile çarpıp sinüs 20'ye bölersem eğer. Bak şimdi dikkat. Şu ikisinin çarpımı ne geliyor? Sin 20 çarpı kos 20. Hocam sinüs 40 bölü 2 değil midir? Evet. Sinüs 40 bölü 2. Bölü de bir de sinüs 20 de var. Unutma bunu. Sinüs 20 de var. Sonra devam edelim. Çarpı. Şu kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Şunu da halledelim. Çarpı 1 bölü 2 diyelim buraya. Sonra burayı ben ne buldum? Sinüs 40 buldum ya. Sinüs 40 bölü 2. Çarpı. Tamam. Şunu hallettik. Kosinüs 40 ve kosinüs 80 var burada. Şu ikisi ne yapıyor? Hocam bu da sinüs 80 bölü 2 değil mi? Evet. Sinüs 80 bölü 2. O zaman sinüs 80 bölü 2'yi yazdım. Aşağıda ne var? 2 sinüs 20 de var. 2 sinüs 20 de var. E bir de 1 bölü 2 çarpım da vardı. Onu da buraya yazayım. Çarpı bir de burada ne var? Hocam kosinüs 80 var. Kosinüs 80 var burada. Haydi devam. Şu ikisinin çarpımı da ne yapıyor arkadaşım? Sinüs 160 bölü 2 değil mi? Evet. Aşağıda da 2 2 2 yani 2 kere 2 4 4 kere 2, 8 8 sinüs 20 var. Hocam sinüs 160 ile sinüs 120 sinüs 20 birbirini götürür. Çünkü sinüs 160 sinüs 20 eşittir. E, o zaman cevap ne yaptı? 1 bölü 16 yaptı mı? Yaptı. Güzel bir soru. Çok güzel bir soruymuş hatta. Şuna bir yıldız atalım. Hoş bir soru. ÖSYM sever. Bak böyle yenisini de çevirebilir. 21. soru. Akçay oldu. Geldik 22. Şöyle bir şey var. Açacağız kardeşim şunu. Bu nedir? 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi kosinüs x. Tanjant atmış. yani tanjant 60 kökü çarpı 2 sinüs x eksi 1. Hocam şurada kosinüs x parantezine alınca bak 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 kosinüs x parantezine alınca 2 sinüs x eksi 1 geldi. Eşittir kökü çarpı 2 sinüs x eksi 1 geldi. Aa bunlar sadeleşsin. Ya e dur sadeleşince kök gidiyor. Sakın sadeleştirme. Yani bunu öbür tarafa atıp aslında ikisinin x eksi bir parantezini almamız lazım. Ya da sadeleşiyormuş gibi düşünsen. O zaman kosinüs x buradan ne gelir? Kosinüs x eşittir kök 3 gelir. Böyle bir şey imkansız zaten. Çünkü eksi 1 ile artı 1 arasında olması lazım kosinüs x'in. Kosinüsün. E bir de ne olacak? Sadeleştirdik ya. Bunların da sıfır eşit olması lazım diye söyleyebiliriz. Öbür tarafa attığımızda parantezi aldığımızda o çarpım durumunda sıfır eşit oluyor ya. Yani 2 sinüs x eksi 1 eşittir 0 olacak. Sinüs x de buradan 1 bölü 2'ye eşit olacak. E, o zaman 0 ile pi bölü 2 arasında sinüs açı değeri ne olmak zorunda? 30 olmak zorunda. Sadece 30'da 1 bölü 2 yapıyor. Zaten 0 ile pi bölü 2 arasında. Başka değer var mı? Yok. E o zaman benden tanjant 2x deniyor. Yani tanjant 60 isteniyor. Tanjant 60'ta neye eşittir arkadaşım? Kök 3'e eşittir. Yani cevap Edremit yaptı. 22. soruda. Geldik 23'e. Hmm tamam. Şu büyük dik üçgen ve küçük dik üçgende ortak olan kenar burası değil mi? O zaman bu kenardan hareket edelim ve benden bir oran isteniyor. O zaman ortak olan kenara bak oran isteniyor ya. Şuraya 1 diyelim. K demektense 1 diyelim. Tamam Şuraya 1 dedim. Başka bir şey. Aa, alfa. Bir tane mi alfa var? He açı eşit verilmiş. BAC açısı. Burası alfa iken BC'de de alfa. Tamam. Şimdi bir dik üçgende hipotenüs 1 ise karşısı sinüs alfadır. Burası sinüs alfa. Komşusu da kosinüs alfadır. Kosinüs alfadır. AB uzunluğu isteniyor. O zaman büyük dik üçgende alfaya ait bu açı. Bak buraya A diyecek olursam. Alfanın komşusu ve karşısı var. Kosinüs ka, ka, kotanjant değil mi? Kotanjant alfa eşittir A bölü 1'den. A'yı ne bulduk? Kotanjant alfa bulduk. Yazalım. AB, DC. DC var mı? Var. BD var mı? Var. DC var mı? Var. Tamam her şey bitti. Hadi bakalım. Şu neye eşit oluyor? AB. AB dediğim kotanjant alfa. Yani kosinüs C bölü S diyeyim. Çarpı DC. DC dediğimizde C diyeyim. Eksi BD. BD dediğimizde S diyeyim. Bölü DC. DC dediğimizde C. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaş yukarısı ne yaptı? C kare. C kare bölü S eksi S. Aslında C kare eksi S kareymiş. Ne oldu bu? C kare bölü S eksi S. Bunda bunu çarptım. Eksi S kare yaptı. O yüzden C kare eksi S kare bölü S yaptı. Bir de bölü C'si var. Yani SC yaptı. O, bu tanıdık. C kare eksi kare neye eşittir arkadaşlar? Kosinüs 2x'in açılımına eşittir. Kosinüs 2 xdir burası. E, S, C, sinüs x çarpı kosinüs x de sinüs 2x bölü 2'ye eşit miydi? Evet. E, o zaman buradan ters çevirip çarptım. O zaman neye eşit oluyor arkadaşlar? Şu 2 diye geldi buraya. E, çarptığım zaman. Bir de kosinüs bölü sinüs geldi. O da kotanjant 2x değil mi? Aynen öyle. 2 kotanjant 2x olur. Cevap. Yani cevap böylelikle 23. soruda Edremit oldu. Geldik buraya. 1 artı kosinüs 4x bir de 2x var. Yarım açı kullanacağım belli. 1'i yok edeyim. O zaman burada 2 eksi 1 açılımı yapacağım. 2 cos kare 2x değil mi? Cos kare 2x eksi 1'liği yazarsam bunu bunlar bunlar gitti. 2 cos kare 2x yaptı yukarısı. Bölü sinüs 2x. Öbür tarafa şey yapayım. 3 sinüs 2x mi yaptı? Evet. Şununla da şunu çarptım. E, şimdi ne yapacağız? Bunlar sadeleşmiyor. Bunu açsam mı? Yo burası da kosinüs 2x'ti. Bunu da açmayayım. Ya hocam denklemde böyle sinüslü var ya. O zaman ben bunu sinüse çevireyim. Bak c kare artı s kare neye eşitti? 1'e eşitti. Sen c kare yerine ne yazabilirsin? 1 eksi s kare yazabilirsin değil mi? C kare yerine 1 eksi s kare yazabilirsin. En azından çarpanlar ayrılıyor mu ayrılmıyor mu diye ona bakabiliriz burada. O zaman ben burada bunun yerine 1 eksi s kare yazarsam eğer ne geliyor? O zaman 2 ile de çarpıyorum. 2 eksi 2 sin kare 2x yaptı. Eşittir 3 sinüs 2x yaptı. Hepsini öbür tarafa toplayayım. 0 eşittir 2 sin kare 2x. Sonra artı 3 sinüs 2x var. Bir de eksi 2 eşit 0 mu var? Evet çarpanlara ayrılacak büyük ihtimalle. Burayı ben 2 sinüs 2x'e sinüs 2x şeklinde yapsam. Burayı da 2'ye 1 yapsam çaplaz çarpımlarından gelmez. 3. Şurayı 1'e 2 yapsam 4 ve 1'den gelir. Şurası eksi 1 dersem evet 4 ve 1. Bak 4 sinüs 2x eksi sinüs 2x, 2x 3 bunu verdi mi verdi. O zaman burası 2 sinüs 2x eksi 1'e sinüs 2x artı 2 olur arkadaşlar. Eşit 0 oldu. Şimdi kökler soruluyor. Arkadaş bu 0'a eşit olur mu? Olmaz. Yani buradan sinüs 2x Eşittir eksi 2 demek ama sinüs değeri negatif yani eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Buradan değer gelmedi. Buradan bunu sıfıra eşitlersem hocam bu 2 sinüs 2x eşittir 1 yapar. O zaman buradan sinüs 2x neye eşit olur? Sinüs 2x 1 bölü 2 eşit olur. Sinüs 2x'in 1 bölü 2 olduğu aralığı bulalım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şu altta yazayım. Hocam 2x yani bu sinüs 30'a olacak ya. Hocam 2x açısı ya 30'dur ya da 2x açısı nedir? 150'dir değil mi? Ama artı k çarpı 360'ları unutmayacağız. k çarpı 360'ları unutmayacağız. 2'ye bölsen x eşittir 15 artı k çarpı 180. Ve öbürü de x eşittir 75 artı k çarpı 180 yaptı. Şimdi x değerlerin toplamı isteniyor. Bu aralıkta pi bölü 3 ile 4 pi bölü 3 arasında. Hocam ben x yerine 0 yazarsam 15 gelir. E, 0 yazarsam ne gelir buradan? 75 gelir. Ee, buradan 1 yazarsam 100, 200, e pardon 195 gelir buradan. Buradan da 1 yazarsam 225 gelir. 2 ee, 2 yazarsam gelmez. 360'ı aşıyor. Zaten pi bölü 3 ile 4 pi bölü 3 arasında. Pi bölü 3 dediğimiz nedir arkadaşım? 180 bölü 3, 60 ile e, 4 tane 60, 240 arasındaki yerlere bakacağım. 60 ile 240 arasında 60 ile 240 arasında şunlar değil midir arkadaşım? Değil mi? İşlem hatası yapma Kenan Kara. Burası ne? 240. Oo, şurası kaç yaptı? 180 artı 75 255 yapıyor. Pardon şurası 255 yapıyor. O zaman ben bunu alacak mıyım arkadaşlar? Almam. Çünkü 240'tan küçük oldu. Ee, burası 240'tan büyük oldu. Yani şu aralıkta 60 ile 240 arasında 195 ile 75 var. O zaman 195 ile 75'in toplamı isteniliyor bizden. O da kaç yapar? 270 yapar. Yani cevap böylelikle Cehan yaptı. 24. soruda. Bu da güzel bir soruydu. Geldik. Bir sonraki soruya. Aşağıda tepe açıları A ve D biri diğerinin iki katı olan. Evet biri diğerinin iki katı. Burası alfa iken burası iki alfa verilmiş. Ve alanları eşit olan. Bu alanlar da birbirine eşit verilmiş. Peki. Düz bir zemin üzerinde görüntüleri verilmiştir. DF üçgeni yine de, DE kenarı AC kenarı ile çakışmış. Arkadaş en son oluşan şekil ne oldu o zaman? Şöyle bir şekilde mi karşılaştık? Evet. Çakıştı ya burası. Burası 8. Burası 12. Burası alfa. Burası 2 alfa. Ve bu alanlarda birbirine eşit verilmiş. Madem bu alanlar eşit verilmiş bu alanların eşitliğini kullanalım. Hocam A alanı neye eşit? 8 çarpı Y çarpı sinüs 2 alfa bölü 2 eşit. 8 çarpı Y çarpı sinüs 2 alfa bölü 2 eşit. Aynı zamanda A alanı burada neye eşit? Y çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Şimdi böyle 2'ler gitti. Bu arada burası sinüs 2 alfa olacaktı. Tamam. Sonra Y'ler gitti mi gitti. E, sinüs 2 alfa yerine ben ne yazabilirim? Hocam 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yazabilirim. Şunun yerine. Sinüs alfalar da böylelikle gidiyor. O zaman burada 16 kosinüs alfa eşittir. 12'ye eşit oldu? Mu? Evet. Kosinüs alfayı da böylelikle 12 bölü 16 bulurum. Yani 4'e bölü 3, 4'e bölü 4 bulurum. Evet bizden ne isteniyor? Sinüs EDF. Hocam bizden şu isteniyor. Sinüs alfa bölü kosinüs 2 alfa. Keşke kosinüs e, sinüs 2 alfa bölü kosinüs alfa sorulsaydı. Daha kolay olacaktı. Neyse artık ben kosinüs alfayı biliyorum ya. Dik üçgeni çizeyim. Bak dik üçgeni çizdim. Dik üçgeni çizdiğim zaman kosinüs alfanın 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Kosinüs alfa 3 bölü 4 komşu bölü hipotenüs. 16'dan 9 çıktı burası 7. Yani kök 7 oldu ben artık şeye ulaşırım. Sinüs alfa belli. Kosinüs 2 alfa da ulaşırım. Kosinüs 2 alfayı bulayım. Kosinüs 2 alfa 1 eksi 2 sin kare alfaya eşit değil mi? Evet. Yani 1 eksi 2 çarpı sin kare alfa. Yani kök 7 bölü 4'ün karesi 7 bölü 16 yapar. Yani 1 eksi 14 bölü 16 o da kaç yapıyor arkadaşım? Ee, 2 bölü 16 yapar. 2 bölü 16 da 1 bölü 8 yapar. Evet burayı 1 bölü 8 bulduk. O zaman benden ne isteniyor? Şu. Sinüs alfa. Belli mi sinüs alfa? Belli. Kök 7 bölü 4. Kök 7 bölü 4 bölü öbürü de 1 bölü 8. Kök 7 bölü 4 çarpı 8 bölü 1. Bunlar bunlar sadeleşti. 2 kaldı burada. Cevabım da böylelikle 2 kök 7 yapar. Yani cevap E diremit oldu. 25. soruda. Geldik 26'ya. Ne yapabiliriz burada? Ya sin cos böyle karesini aldığım zaman güzel bir şeyler geliyor aslında. Yarım açı da kullanabilirim ama yarım açı kullansam burada kosinüste sıkıntı yaşayacağım. Ne yapabilirim? 1 bölü kök 2. Aslında her iki tarafın karesini aldığımda böyle şey gelecek. Sin kare artı kos kareden 1 gelecek. Eksi 2 sin kos geliyor. Oradan da sinüs 72 geliyor. Oradan da gelebilir ama karesini almaya bazı sorularda da korkuyorum aslında. Çünkü kök sağlamadığı değer oluyor. Şurada bir bölü kök var ya. Bu beni biraz şey yaptı. Arkadaş keşke de burada da bir bölü kök olsaydı değil mi? Niye? sin artı sin kos şeklinde çevirebilirim. Bak o zaman ben buraya da bir bölü kök ile çarpayım. Yani sol tarafı 1 bölü kök ile çarpayım. sağ tarafı da bir bölü kök ile çarpayım. Aa güzel bir şey gelecek. Bir bölü kök dediğimiz nedir arkadaşlar? Sin kos şeklinde yapayım. Hocam kosinüs 45 değil mi? Kosinüs 45 çarpı sinüs 36 eksi burada da sin kos şeklinde olması için bir bölü kök ki sinüs 45 değil midir? Çarpı kosinüs 36 bölü süper bir şey oldu ya. Sinüs 18 eşittir. 1 bölü 2 çarpı x'e eşit oldu? Evet. Sırf 1 bölü kökten gittim. Keşke burada da 1 bölü kök çarpımı olsa dedim. Sinkos artı sinkos ya da sinkos eksi sinkos oluyor. Bak. Bak ne oldu? Sinkos eksi sinkos. Ee, sinüs a eksi b'nin açılımı değil midir? İlk baştaki yazdığım 36 ya. O zaman burası yukarısı. Sinüs 36 eksi 45 yani eksi 9'a eşittir. Bölü. Aşağı sinüs 18 ya. 2 sinüs 9 çarpı kosinüs 9'dur burası da eşittir. 1 bölü 2 çarpı x. Hocam böyle ikiler gitti. Ee, sinüs eksi 9 aslında neye eşittir? Eksi sinüs 9'a eşittir. Sinüs 9'lar da birbirini götürdü. O zaman buradan ne buldum arkadaşım? Ne buldum? Çok güzel bir şey buldum. Yukarıda eksi var. Eksi 1 bölü kosinüs 9 buldum. X'i yani x de böylelikle ne çıktı? Eksi sekant 9 mu çıktı? Evet. Valla çözüm çok güzel oldu sanki ya. Diğer arkadaşlara da bakar mısınız? Mert hocaya ya da şeye de bakın bakalım. Onlar nasıl yaptı? Valla ben akma ilk şey geldi aslında karesini almak geldi. Çünkü sin kare artı kos kare demir geliyor. Bir de eksi iki sin kos geliyor. Oradan e, sinüs 72 geliyor. Sinüs 72 de sinüs 18'e eşit. Oradan bir işlemler yapacakmışım gibi hissettim ama bir bölü kök fark edince keşke böyle çarpı bir bölü kök 2 olsa dedim ve çözümü de böyle yaptım ve bence çok güzel çıktı. Evet 26 Denizli geldik 27'ye Üçgen içinde x kosinüs arc sinüs x olarak tanımlanmış. O zaman bu nedir kardeşim? Kosinüs arc sinüs kök 3 bölü 2 demektir. Bu aşağısında kosinüs arc sinüs eksi 1 bölü 2 demektir. Ama bir de burada artı 1 de var. Şimdi arc sinüs kök 3 bölü 2. Yani kök 3 bölü 2. Ya sinüs nerede kök 3 bölü 2 arkadaşım? Hocam sinüs nerede köküç bölü 2? 60'da. O zaman burası 60 yapar. Kosinüs 60'da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Yukarısı 1 bölü 2. Aşağısı sinüs nerede eksi 1 bölü 2? Normalde sinüs 30'da 1 bölü 2. Ama sinüsün arksinüsün sinüsün tanımlı olduğu yer neresi? Şu bölgeler olduğu için. Burası eksi 30 olması lazım. Ama kosinüs eksi 30, kosinüs 30'a eşittir. O zaman o da köküç bölü 2 mi yaptı? Evet köküç bölü 2 artı 1 yaptı. Eyvah vay. Bu ne? 1 bölü 2 bölü köküç artı 2 bölü 2 yaptı. Şunlar şunlar gitti. Bizden şu isteniyor ya. 1 bölü kök 3 artı 2 isteniyor. Buna bakacağız. O zaman buna bakacağız. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Bir kere bunlar bunlar cırt cırt gitti. Bu buna hiç olamaz. E, 15 dereceli bir şey yapacağım. O zaman 15'i 15'i 15'lik bir üçgen çizeyim arkadaşım. Hemen dik üçgen çizdim. 15, 75, 90 üçgeninde sinüs mü kosinüs mü tanjant mı onu bilmiyorum. Arkadaş biz bunu biliyoruz. Böyle bir 15, 75, 90 üçgeninde şöyle bir 15 x kenar oluşturacak olursak özel açı mantığından biliyoruz. Şunlar şunlar ikiz kenar. 15 15 burası 30 yapar. Burası da 60 mı yaptı? Evet. Şimdi 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 yapar. Aa burası da 2. Hocam 60'ın karşısı kök 3. Ana ne çıktı? 1 bölü kök 3 artı 2. Bak 1 bölü kök 3 artı 2. Oo tanjant değil midir? Tanjant 15 1 bölü kök 3 artı 2 ya da 2 artı kök 3 eşit oldu arkadaşım. O zaman cevap tanjant 15 olacaktır. 27. soru e oldu. Geldik 28'e. Artlı ifadeler verilmiş. Hemen şuna bir A diyelim. Şuna bir B diyelim. O zaman buna A dersem tanjantını aldığım zaman ne geliyor? Tanjant A 1 artı X yapar. Burada tanjant B neye eşit oldu arkadaşlar? X eksi 1 yaptı. E şuna C demeyeyim. A ne oldu? Dikkat. A artı B eşittir. Ark kot 2'ye eşit oldu. O zaman her iki tarafın kotanjantını alırsam ben Kotanjant A artı B de ne eşit oldu arkadaşlar? 2 eşit oldu. Ama ben tanjantı seviyorum. Tanjant A artı B de buradan ne gelir? Hemen. Tanjant A artı B de buradan ne gelir arkadaşım? 1 bölü 2 gelir mi? Gelir. Tamam. ne yapacağız? Tanjant A belli. Tanjant B belli. E Aç açılımını bu ne demek? Tanjant A. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B değil midir? Evet. Yani 1 bölü 2 eşittir. Tanjant A'da 1 artı x. 1 artı x artı tanjant B. x eksi 1 bölü 1 eksi çarpımları. 1 artı x ile pardon x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı nedir? x kare eksi 1 değil midir? Evet direkt çarptım. Tamam 1 eksi çarpımları. İşler dışlar yapalım. Bak şunlar şunlar gitti. 2x ile bunu çarptım 4x yaptı. Hocam 4x eşittir. Bununla bunu çarpınca 1 eksi eksiyi dağıtayım. x kare artı 1 yapar. Hepsini öbür tarafa atayım. X kare artı 4x eksi 2 eşit 0 yaptı. Çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Bizden zaten ne isteniyordu? X değeri isteniyor. Ya diskriminanttan yapabilirsiniz ya da bu x artı 2'nin parantez karesinden gelmez mi? Evet x artı 2'nin parantez karesi ama bu x kare artı 4x artı 4 fazlalığı var. Eksi 4 demem lazım o zaman burada. E bir de burada eksi 2'si var eşit 0 ya. x artı 2'nin parantez karesi eşittir 6 yapar. x artı 2 de böylelikle kök 6'ya mı eşit olur? Evet x burada pozitif real sayısı dediği için aslında artı x kök altı diyeceğiz ama pozitif dediği için kök altı olur. Yani x de buradan kök altı eksi neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Evet güzel bir soruymuş. Cevap balık kesir yaptı 28. soruda. Geldik 29'a. ABC üçgeni verilmiş ve açılar verilmiş. Bir de şöyle bir şey verilmiş. Ne var burada? Kenar karşısındaki açı. Kenar karşısındaki açı Hemen sinüs teoremi geldi aklımıza. Hemen 10 bölü sinüs alfa yazalım şuraya. 10 bölü sinüs alfa eşittir hocam 12 bölü sinüs teta eşittir. 12 bölü sinüs teta eşittir. Sin alfa bölü sin teta mı sin teta bölü sin alfa mı lazım bana? Sin teta bölü sin alfa lazım. Bak burayı böyle bölersem sin alfa'ya burada da böldüğümde ne geldi arkadaşlar? Şunlar şunlar gitti. Sin teta bölü sin alfa 2 kosinüs beta eşitmiş. O zaman bunu buraya attığımda sin teta bölü sin alfa eşittir Neye eşit oldu? 12 bölü 10'a eşit oldu. Yani 6 bölü 5'e eşit oldu. Dikkat. Bu burada buna eşit. Burada da bu 2 kosinüs beta'ya eşit. Sin teta bölü sin alfa. O zaman ne diyoruz? Birbirine eşitleyelim. Yani 2 kosinüs beta buradan neye eşit oldu? Hocam 2 kosinüs beta eşittir. 6 bölü 5 oldu. O zaman kosinüs beta neye eşit oldu? Kosinüs beta da 3 bölü 5'e eşit oldu. Şimdi kosinüs beta'yı buldum benden alfalı ve tetalı işlem isteniliyor. Bak betayı buldum alfalı ve tetalı işlem isteniliyor benden. O zaman betaya ait dik üçgen oluşturalım. Yani burada bu değeri ben direkt şu dik üçgen çizsem bile bulamam. Yani bana yine ne lazım? Kosinüs alfa ve sinüs teta lazım. O zaman onlara ait bir dik üçgen lazım bana. Şimdi ben kosinüs betayı da biliyorum ya. Hocam şuradan şöyle bir dik çizsem. Kosinüs betaya ulaşabilirim. Kosinüs betanın 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Yani burası 3K iken buranın 5K olduğunu biliyorum. E o zaman 3-4-5 üçgeninden burası da 4K çıkar. Bak dikkat et ne çıktı burada. Hocam 5K 10 10'sa K dediğim 2 yaptı. O zaman burası 6 olur. Burası da 8 olur. Aa güzel bir şey çıktı. 6'ya 6. Yani burası 6'ya 6 olduğu için ikiz kenar üçgen çıktı 10sa Burası da 10 mu çıktı? Evet ya da 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? Kosinüs 2 alfa isteniyor. Buluruz onu sıkıntı yok. Sinüs teta isteniyor. Hocam sinüs teta isteniyor da ben burada ikizkenar kenar çıktı ya x kenar çıkması o yüzden güzel oldu. Teta bölü 2 teta bölü 2 yani buradaki değeri de bulabilirim ben. Hadi bakalım kosinüs 2 alfa. Şimdi kosinüs alfayı ben biliyor muyum? Biliyorum. Kosinüs alfayı yazalım. Yani kosinüs alfa dediğim kosinüs 2 alfayı bulurken lazım olacak ifadeyi bu yazalım. Kosinüs alfa dediğim 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. Aa, kosinüs alfa da 3 bölü 5. Sonra sinüs teta. Sinüs teta da da arkadaşlar ben şeyi biliyorum. Sinüs teta bölü 2'yi biliyorum. Şimdi lazım olacak bana. Sinüs teta bölü 2 nedir? 6 bölü 10 değil midir? 3 bölü 5. Kosinüs teta bölü 2 nedir? Hocam kosinüs teta bölü 2 de 8 bölü 10 yani 4 bölü 5'tir. Haydi bakalım kosinüs 2 alfayı bulalım. Kosinüs 2 alfa dediğim kosinüsle açılımını yapalım. 2 kos kare alfa eksi 1'e eşit. Artı sinüs teta dediğimde 2 sinüs teta bölü 2 çarpı kosinüs teta bölü 2 eşittir. Hocam kosinüs alfa yerine ne yazacağım? 3 bölü 5. 3 bölü 5'in karesi ne yapar? 9 bölü 25. 2 ile çarptığım zaman 18 bölü 25 yapar burası. Eksi 1. Artı 2 çarpı sinüs teta bölü 2 dediğimiz nedir? 3 bölü 5. Çarpı kosinüs teta bölü 2 dediğimiz nedir? 4 bölü 5. İşte bizden burada eğer isteniliyor arkadaşlar. E ne yapıyor burası? 4 kere 3 12 24. 24 bölü 25. Arkadaş 24 bölü 25 ile 18 bölü 25 toplarsan kaç yapıyor? 24 18 42 bölü 25 yapıyor. O zaman 42 bölü 25 eksi 1 yapıyor burası. Bu da kaç yapıyor? 17 mi yapıyor? Evet 17 bölü 25 olarak buluruz cevabı. Cevap 29. soru. Güzel bir soru. İlginç bir soru. Cevabı Ceyhan bulduk. Geldik 30. soruya. Böyle bir şey verilmiş. Hemen şunu bir açalım mı arkadaşım? Kosinüs x. Ya şu ne yapıyor? Tamam. Kosinüs x artı sinüs bu sinüs x bölü sinüs y bölü aslında ne yapıyor bu? Sinüs y bölü kosinüs y. Ters çevir çarptığımız zaman sinüs x çarpı kosinüs y bölü aşağıda da sinüs y'si kaldı. Bu 3'e eşitmiş. Hocam şunu da şunu çarpma. Hmm. sinüs y çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs y heyecanlandım bak bölü sinüs y eşittir 3 yukarısı ne hocam sin artı sinkos sinüs y artı x'in açılımı değil mi evet sinüs y artı x bu sinüs y ya karşı tarafa attım 3 sinüs y'ye eşit oldu 3 sinüs y'ye eşit oldu e şimdi bir de kosekant y verilmiş bana kosekant y demek 1 bölü sinüs y demek değil midir? İşte o da 5'miş. O zaman sinüs y de buradan 1 bölü 5 mi çıkar? Evet. Sinüs y yerine 1 bölü 5 yazarsak o zaman bu da 3 bölü 5'e eşit oldu. Aynen öyle. Sinüs x artı y 3 bölü 5'e eşit oldu. Tanjant x artı y isteniyor. Hemen dik üçgeni çiz kardeşim. Hocam burası x artı y açısı. Sonra e, ben ne biliyorum? Sinüs x artı y'yi biliyorum. 3 bölü 5. 3 bölü 5. 3 4 5 üçgeninden 4 çıkar burası. Benden tanjant x artı y isteniyor. Tanjant x artı y de karşı bölü komşudan 3/4'e bölü e eşit olur. Yani cevabımız böylelikle balık kesir yaptı 30. soruda. Geldik 31'e. Ee, böyle bir şey vermiş. K M nedir diye soruluyor. Arkadaşlar köklerle ilgili bir şey vermiş böyle. Köklerin kotanjantın motanjantını almış. Ben burada şunu yapabilirim. Şurada taraf tarafa toplarsam. Şurada taraf tarafa toplarsam 2 a 2 kotanjant x1 2 kotanjant x1 neye eşit oldu? 0'a eşit oldu topladığım zaman. Kotanjant x1 buradan neye eşit oldu? 0 eşit oldu. Kotanjant nerede 0 arkadaşım? Şimdi 0 2 pi aralığında. Kotanjantı 0 olduğu yer nedir? Kosinüs bölü 0. Ya 90'da değil mi? Evet. X1 kökünü ben ne buldum arkadaşlar? 90 derece buldum. Ya da 270. 270 de yazabiliriz ama burada karelerini alacağım için sıkıntı yok galiba. 90 için şey yapalım. Tamam. Bir de burada X1 kökünü 90 derece bulduysam. Yani kotanjant X1'i 0 bulduysam. O zaman bir de buradan ne geliyor arkadaşlar? Kotanjant x 1i 0 bulduysam kotanjant x 2de şunu şunun yerine 0 yazdığımda kotanjant x 2de ne oluyor? Kotanjant x 2de diğer kökü kotanjant da eksi 3 oluyor. Yani kotanjant değeri ya ikinci bölgede ya dördüncü bölgede kökü kotanjantı eksi 3 olacakmış arkadaşlar. E buradan da sanırım dik üçgen çizmem gerekecek. Yani burada x 2 köküne göre dik üçgen çizdiğimde o zaman ne geliyor? Kotanjant 3 bölü 1. Hatta burası da kök 10 mu geldi? Evet. Belki lazım olur belki lazım olmaz. Yani x2 kökü içinde dik üçgen çizdim. Açıyı bilmiyorum. Trigonometrik değerlerini biliyorum. Arkadaşlar ne yapalım burada? İlk önce bu kökleri bulduk mu bulduk. Kökler denklemi sağlar mı sağlar. O zaman x1 yerine 90 yazarsam. Hadi bakalım. x1 yerine 90. Yani 90 kökü yazdığımda ne geliyor buradan? K çarpı cos kare 90. Kosinüs 90 zaten sıfırdır. Bu gitti. Artı 3 sinüs 180. Sinüs 180 de zaten e, sıfırdır. Bu da gitti. Artı m çarpı sin kare 90 eşittir 2'ymiş. Hocam sin kare 90 zaten 1 değil mi? Evet. Burada bunlar bunlar gitti. m çarpı 1 eşittir 2 ise Evi buradan ne buluruz? 2 buluruz. Evet m'i 2 bulduk. m yerine artık 2 yazabilirim. Şimdi m yerine 2 yazdığımızda k çarpı cos kare x bir de diğer kökü düşünelim. Ama m'in 2, 2 olduğunu biliyorum. Artı 3 çarpı bu da 2 sinüs x cosinüs x değil mi? Evet bu da 6 sinüs x çarpı kosinüs x yapıyor. Şimdi artı bu da 2. M yerine 2 yazdığımda öbür tarafa atayım bak. M yerine 2 yazdığımızda. Hocam ne geliyor? 2 parantezini alırsak aslında 2 eksi 2 sin kare x yaptı. 1 eksi sin kare x yapar bu da 2 parantezini aldığımızda. Hocam 1 eksi sin kare de kos kare eşitliği midir? Evet. Yani bunu öbür tarafa atacaksın. O zaman bunu öbür tarafa atmış halinde. Ne geliyor arkadaşım? Burası 2 cos kare mi geliyor? Evet 2 cos kare x geldi. A buradan da ne geliyor? Bak dikkat 6 sinüs x çarpı cos x eşittir. Öbür tarafa attık bunu ve cos kare parantezini alınca 2 eksi k cos kare mi yaptı? Evet. Şimdi burada k isteniyor benden. K değeri isteniyor. Arkadaş burada cos değerleri kayboldu. O zaman buradan ne gelsin? Böyle attığım zaman sinüs x bölü kosinüs x 6'yı da buraya yaptığımız zaman 2 eksi k bölü kaç yaptı? 6 yaptı. Bu tanjant x'e eşit? Evet. Bak bir kök içinde tanjant x'in ben 2 eksi k bölü 6 olduğunu biliyorum. Tanjant x 2 o da 1 bölü 3'e eşit olmaz mı? Evet. Bu da 1 bölü 3'e eşitse o zaman şunlar şunlar sadeleşti. 2. O zaman ne geliyor buradan? 2 eksi k bölü 2 eşittir 1 geldi. Yani 2. K'yı da buradan kaç buluruz o zaman? K'yı da buradan 4 buluruz. Tamam. K4 çıktı. K artı B isteniyor benden. 4 buldum. M'yi de 2 bulmuştum. Toplamlarında ne çıktı? 6 çıktı. İlginç bir soru. Ben bu şekilde çözdüm. Diğer arkadaşların çözümüne de bakın. İsmail Hoca böyle ilginç sorularda ee, diğer hocaların da böyle çözümlerine bakmanızı tavsiye ediyoruz. İsmail Hoca, SML Hoca'ya bakın. Bir de e, Mert Hoca'da da bakın mutlaka. Tamam. Evet. Üçümüz de farklı çözdük. Bilmiyorum. Hiç kimse çözümüne bakmadık arkadaşlar. Bakmadan böyle yaptık. Ben köklerden gittim. Başka nereden gidilir ki? Ha, belki denklemi kotanjanta çevirebiliriz. Yani sin kareye bölebiliriz belki oradan da gidebilir. Bak şuradan bakınca onu da fark ettim bu arada. Neyse 31. soru C an oldu. Geldik 32'ye. Şimdi şöyle bir şey verilmiş arkadaşlar. Kosinüs 2x'in açılımını ben biliyorum. Kosinüs 2x'in ama hangi açılımını kullanacağım? C kare eksi s kare mi? 1 eksi s kare mi? 2 s kare mi? 2 c kare eksi 1'i mi kullanacağım? Burada s c var ya o yüzden burada c kare eksi s kareyi kullansam daha iyi olur. Bak şimdi hocam burası c kare eksi kare değil mi? c kare eksi kare eşittir k çarpı s c oldu. E, o zaman bu c eksi s çarpı c artı s olduğundan dolayı eşittir k çarpı s c olduğundan dolayı benden kök mü isteniyor? Kök. Sadeleştirme yapalım. Sadeleştirme yapalım. Ama dur. Sadeleştirme yaptığımızda eksi 1 geliyor buradan. Yani kosinüs x artı sinüs x'in ben ne olduğunu biliyorum arkadaşım. Buradan eksi 1 geldi. Eksi k olduğunu biliyorum. Tamam. Bir de sadeleştirme yaptığımızda da kök var ya. Yani burada c x de sıfıra eşit olması lazım. Orada bakmak lazım. Yani kosinüs x eksi sinüs x eşittir. Sıfır köküne de bakalım. Ama elimizde bir de bu kök var. Tamam bunu aşağıda inceleyeceğiz. Dur bakalım şunu aşağıya alalım. Şurada yukarıda incelemeye devam edelim. Bakalım buradan ne kökük gelecek. Şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Buradan ne geliyor? Kosinüs x eşittir sinüs x gelir. Yani buradan 1 eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x. Tanjant x gelir. E hocam burada 1 nerededir? Tanjant 45'te ve 3. bölgedeki 45 yani 225'te. 0, 3 pi bölü 2 yani bu aralıkta 0 ile 270 arasında 2 tane kök geldi mi arkadaşlar buradan bunun eşitliğinden? Evet şu sadeleştirmeseydik buradan kök gelecekti. Tamam buradan iki kök geldi. Şimdi bir de diğer köke bakacağız. Kosinüs x artı sinüs x'in eksi k olmasına bakacağım. Arkadaşlar şimdi burada ne yapabilirim? Şimdi burada ne yapabilirim? Şimdi diyor ki bize k yerine 1 yazarsak eğer diyor. Denklemin kökler toplamı 3 pi'dir diye söylüyor bize. Bakalım öyle mi? K yerine 1 yazarsak arkadaş. K yerine 1 yazdığımız zaman. Ne geliyor o zaman? K yerine 1 yazdığımızda. Hocam buradan kosinüs x artı sinüs x eşittir. Ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Bak. Şimdi ben şunu yaparsam eğer sıkıntı yaşayacağım. Ee, sonra karesinde şeyleri aramam lazım. Bazı özel durumları aramam lazım. Ee, neleri aramam lazım? Şu şey durumlarını aramam lazım. Ama ben artık şunu da öğrendim ya. CS artı SC şeklinde dönüştürebilir miyim? Ben bu teknikte yapayım. Karesini almayayım. Karesini alan mutlaka Mert Hoca vardır. Ya da İsmail Hoca da karesini alıp yapabilir. Ama karesini alınca bir de sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakıyoruz. Ben amacım farklı çözmek burada. Hani burada bu eksi 1'e eşitse biraz önce de aslında ona benzer bir teknikte yapmıştım. Hocam ben burayı 1 bölü kök ile çarpsam. Sol tarafı bir bölü kök ile çarpsam. E burası da bir bölü kök ki. E burası da 1 bölü kök ile çarpacak olursam eğer. Buradan güzel bir şey geliyor mu? Arkadaşlar bakın. Burası e, cs cs şeklinde yapayım. Bu nedir? Sinüs 45'tir. Çarpı kosinüs x artı. Bu da kosinüs 45 yazabiliriz aynı zamanda. Kosinüs 45 çarpı sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü kök kim oldu? Evet. Bak şimdi sin kos artı sin kos. Sinüs 45 artı x'in açılımıdır bu. Bu da neyin sinüsü eksilidir arkadaşlar? İşte 3. bölgedeki yani Üçüncü bölgedeki açı. Üçüncü bölgedeki açı kaç yapıyor? 1 ee, bölü kök 180 artı 45. 225 mi yapıyor? Evet. Sinüs 225'e eşittir. Tamam. Arkadaşlar buradan ne gelir? 45 artı x ya 225'e eşittir ya da 45 artı x neye eşittir? Bunun 180 eksi alfalısı oluyordu ya. Yani 180 eksi 225 eksi 45 mi yapar? Evet. Artı k çarpı 360'ları da unutmayalım. Artı k çarpı 360'ları da böyle unutmayalım arkadaşım. E o zaman buradan devam edelim. X açısı neye eşit olur? 180 artı k çarpı 360 eşit oldu. Buradan da x açısı attık öbür tarafa. Eksi 45, eksi 90, eksi 90 artı k çarpı 360 eşit oldu. Şimdi böyle yaptığımız zaman k değeri ne geliyor arkadaşım? K değeri e, K yerine 0 yazdığımızda x'i böylelikle 180 derece buluruz. E, 0 yazdığımızda x 90 gelir. Bu aralıkta değil. E, K yerine 1 yazarsam başka da değer gelir mi? Gelmez. Yani sadece ve sadece ne geldi buradan? 180 geldi. O zaman 180. Burada da 2 değer vardı zaten. E, bunları topla bakalım. 3 pi yapacak mı? Hocam bu zaten pi. Şunların toplamı da 2 pi yapmadı. O zaman 1 doğru mu? Yanlış. K yerine 0 yazdığımızda şimdi K yerine 0 yazdığımızda yani kosinüs x artı sinüs x eşittir 0 olduğunda bu ne demek? Kosinüs x eşittir eksi sinüs x demek. O zaman buradan bunu buraya atalım. Ee, eksi 1 eşittir. Tanjant x mi yapar? Sin bölü Evet. Tanjant nerede? Eksi 1 arkadaşım. 135'te. Yani aslında x açısı ne diyeceğiz? 135 derece diyeceğiz. Artı bir de k çarpı 180'i de ekleyeceğiz değil mi çözüm kümesinde? Evet. O zaman buradan ne geliyor arkadaşım? x açısı 135 derece gelebilir. Başka k yerine 1 yazarsam aynı zamanda e, 315 mi yapıyor? k yerine 1 yazarsam evet topladığım zaman 315 yapıyor bir de. Ama ben ne 270'ten küçük olması lazım bu değeri almayacağım. Denklemin 3 kökü vardır diyor. Evet bu birinci kökü bu. Diğer iki kök de önceden vardı zaten. Bu doğru mu? Doğru. K yerine 1 yazdığımızda da 2 kökü vardır diye söylüyor. Bu sefer de K yerine eksi 1 yazacağız. Yani şuradaki yaptığımız hamleleri yapacağız yine arkadaşım. Şuradaki yaptığımız hamleler neydi? Hani kosinüs x artı sinüs x eşittir. K yerine eksi 1 yazarsam burası 1 mi olacak? Evet. Yine 1 bölü kök 2 ile çarpayım. Böleyim. 1 bölü kök 2 ile çarptım. 1 bölü kök 2 ile çarptım. 1 bölü kök 2 en azından sinüs 45 ve kosinüs 45 şeklinde yazılıyor. Sin kos şeklinde yazılabiliyor. Şunu da 1 bölü kök 2 ile çarptım kardeşim. O zaman buradan ne geldi? Bak burası sin kos şeklinde. Yani buraya sinüs 45 diyeyim. Burası da kosinüs 45 değil midir? Sin artı sin Sinüs 45 artı x yapar burası. Bir bölü kök 2 O da sinüs 45 eşit değil midir? Yani buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? 45 artı x demek eşittir. 45 demek ya da 45 artı x demek ne demek? Ee, 180 eksi 45 135 demek. Artı k çarpı 360'ları unutmayacağız. Artı k çarpı 360'ları unutmayacağız. Buradan da x ne geldi? E, şunlar gitti. K çarpı 360 yaptı. Buradan X'ine geldi. E, burası da 90 artı. K çarpı 360 yaptı. Ben K yerine 0 koyarsam X buradan 0 olabilir. Başka ne olabilir? 0 koyduğumda 90 olabilir. 1 e, koyduğumda 360 olabilir. 1 e, koyduğumda da aşıyor zaten. Başka da olmaz. Zaten ben aralığımız 0 ile 3 pi bölü 2 arasında olması gerekiyor. 0 alacağım o zaman. 90'ı da alacağım o zaman. 360 alacağım mı? Alamam zaten. aralıkta olmuyor. Yani buradan 2 kök geldi. Arkadaş buradan da iki kök var. Toplamda dört kökünün olması lazım. O zaman bu da yanlış oldu. Bak sana bir şey öğretmiş oldum. Kosinüs x artı sinüs x ya da kosinüs x eksi sinüs x gibi bir şey gördüğün zaman onu 1 bölü kök ile çarptığın zaman sin artı sin şeklinde çevirip e, sinüs a artı b'nin açılımını yazıyorsun ve daha rahat bir şekilde buluyorsun. Diğer türlü karesini de alıp yine sonuca da ulaşabilirsin. Tamam. Buradan 4 kök geldi olmadı. Cevabımız yalnız 2 oldu ve bunu da güzel bir şekilde çözdük sanki dostlar değil mi? Evet. Gençler 32. soru balıkesir yaptı ve böylelikle bu bölümü de bitirdik. Yani ikinci bölümün test ikisinde 17. günün ikinci gününü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde son dersimizde 17. günün ikinci dersin, 3. dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.